Kanalıma hoş geldiniz. Gelirlerim ihtiyaç sahibi insanlara gidiyor. Beğeni ve yorumlarınızla desteklerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz, ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Zil butonumu aktif ederseniz de bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sabahın 6'sı. 6'sı. Karga bokunu yemiş midir? Bence daha yememiştir. Ama ben ayaktayım. Niye? Geceden börek taktım kafaya. Yapacağım. Yapacağım. Çocuklar uyanmadan hemen o böreği yapmam lazım. Islansın. O ıslanırken de çocukları okula bırakır gelirim. Hemen başlayayım ben yapmaya. Pişirmeden önce bekletmem gerekiyor. Onun için yumurtalarını hemen kırdım. Sütünü de koyacağım, zeytinyağını da koyacağım. Deneme yapıyorum. Bu sefer bu ekmekle deneyeceğim. Bakalım olacak mı? Dün akşam yarısını ayıtladım. Ve yarısını da bugün inşallah ayıtlayacağım yani. Ne kadar zor bunu ayıklamak da. Vallahi. Ama yaptım. 2-3 poşet, büyük poşetle koydum buzluğa. Şimdi hemen buna başlayayım. Evet, sütünü, kremasını, zeytinyağını, yumurtalarını falan koydum, çırptım. Tuz da koydum biraz. Çok fazla koymadım. Ekmeğin tuzunu bilmiyorum. Biraz da tuz koydum. Üstün yumurta sarısını da ayırdım. Şimdi tepsimi getireyim. 6 tane böyle ekmeğimiz var. Tepsi de var, görüyorsunuz yani. Tepsiden biraz küçük. İkisini bir koyup soslayacağım. Araya yine maydanoz, azıcık bir dereotu koydum. Yağlı kağıt serdim çünkü sosu tepsiye gitmesin. Ekmeklerin kenarları da iyice güzelce emsin. Şimdi ben böyle sosu döktüm. Bilmiyorum nasıl olacak. İlk deneme. Dün aklıma geldi. Bunu alırken. Şimdi bir de bugün şey yapacağım. Kıymalı börek yapacağım. Hani çocukları okula bırakıp gelene kadar bu da hiç değilse şey olur, biraz kabarır. Bayağı bir kabarır herhalde, bilmiyorum. Yiyecek mi ki sos? Neyse, ben ikincisi iyi de dökeyim. Sos döktükten sonra bunun içine üstüne harcı koyacağım bir de. Harcı da döktükten sonra tekrar bir tane daha ekmek. Yani iki ekmek daha koyacağım, harcı dökeceğim. Öbür ikisini daha koyacağım. Olacak size börek. Evet. Böreğimiz hazır. Yumurta sarısını sürmedim. İyice emsin sosu. O zaman belki hani iyice emsin. Ondan sonra o zaman belki sürelim değil tabii. İyice emdikten sonra sosu süreceğim. Şimdi keseceğim, dilimleyeceğim. Daha çok sosu emmesi için. Bir de bakacağım eğer sos yeterli mi değil mi. Az bir şey daha sos yapabilirim. Ama gerek kalmayacak gibi görünüyor. Bilmiyorum. Bu arada sabah kahvemi yapıyorum. İşte çocukları okula bırakıp gelirim. Ondan sonra bakarız duruma göre. Bir dilimleyeyim. Evet, çocukları bıraktım geldim. Çocukları bırakıp geldim. Merak ediyorsunuz değil mi? Börek kabardı mı kabarmadı mı diye. Ben de meraktan öldüm yolda. Acaba şişti mi kabardı mı oldu mu olacak mı derken bütün sosu çekmiş, tepsi kadar da olmuş. Uhu! Sanki böyle elimi açmışım da bir kadar yapmışım. Bakar mısınız? Ne kadar ağır olmuş. Hayır, ben niye hala sessiz konuşuyorum? O kadar alıştım ki çocuklar uyurken böyle bir şeyler yaparken böyle yavaş yavaş sessiz yapmaya. Sabah erkenden kalkınca falan. Evet, güzel olmuş, çekmiş. Ama üst iki kat sanki böyle az çekmiş gibi. Sanki biraz daha sos istiyormuş gibi geldi bana. Bilmiyorum. Kıymalı böreği yaparken sosu biraz daha fazla üstüne gezdirip fırında çalıştırınca ikisini birden atarım pişer. Şimdi onun için ekstra sos yaparım. Nereye koymuştum? Kıymayı ben kavurdum. Ben buraya koymuşum. Yumurtalarım. Hemen başlayayım. Yumurtaları kırıp geleyim. Hatta burada kırıvereyim yumurtaları da. İşte. Kampa gideceğimiz zaman ben böyle telaşlanıyorum. Sanki aç kalacaklar ama işte annelik. Evdeki konfor orada da olsun diye istiyorum yani. O yüzden. Normalde 1 litre süt kullanıyorum ben. Yani böyle şey
Gözüm ediyorum ya, hazır yufkayla yaptığım zaman. Ben aslında 4 tane hazır yufka almıştım ve şey, bu 4 hazır yufkadan 2 tepsi börek çıkartacaktım. Şimdi ne yapacağım? Yapacağım. Olacak inşallah. Kız bugün böyle bir acayipim ya. Geçen böyle bir rüya gördüm, hayır olsun. O rüyamın etkisiyleyim hala ben. Yani anlatmayın rüyayı. Uyur yorumlarsa beynimi yersiniz. No, anlatmayacağım. Eller takmadan şu tepsiyi falan hazırlayayım. Bu arada yeni takipçilerim var. Teşekkür ederim. Herkes yazıyor ki ya seni çok beğendik, çok güzel konuşuyorsun falan. Valla ben olduğum gibi konuşuyorum. Kimse için de değişemem. Aynen böyle her seferinde de söylüyorum. Ben yani ağzımı tavuk götü gibi yapıp da yapamam, kusura bakmayın. Yumurtalar küçük, o yüzden biraz fazla kırıyorum. Bir de yumurtası bol olunca güzel oluyor. Ne yapayım? Fresh Plus'tan alınca yumurtalar böyle küçük oluyor. Şimdi yumurtaları çırpıyorum ben. Yumurtaları çırpıyorum. Ya aslında tarif vermek istemiyorum ya. Yemek kanalı oldum be. Oyunda tarif istiyorsunuz bana. Hayır, bildiğim bir şey de yok yani. O yüzden çok tarif de bilmiyorum yani. Yapıyorum ama. Çünkü ben hep uydurma sınavı yapıyorum yani. Kendimden katıyorum çoğu şeyi. O yüzden. Dökmeden yumurtaya tuzu koyayım da tuz çabucak şey yapsın, erisin. Tuzu çok koymayayım çünkü şeye harca ben tuz koydum. Zeytinyağını da koyup geleyim. Krema falan atmama gerek yok, krema dökmeme gerek yok buna çünkü öbür şey gibi, hani öbür ekmek gibi şey değil. Nasıl diyeyim size, kalın değil yufkalar. Yufkayı da yeni deniyorum. Emek yufka almayın. Emek yufka sakın, Avustralya yaşayan arkadaşlara tekrar söylüyorum. Emek yufka almayın. İsmi bile söylenmiyor. Ben bazen söylüyorum ya arkadaşlara, hani ben saatle yarışıyorum, ben zamanla yarışıyorum. Evet yani ben saatle yarışıyorum, zamanla yarışıyorum. Çünkü benim 3 tane çocuğum, bakmam gereken 3 tane yavrum, hani haycanlarım var. Hayvan demiyorum, haycanlarım var. Hani işimin işleri oluyor dışarıda, hani şirketin işleri oluyor dışarıda falan filan, onlar var. Yardım işlerimiz var. Çok var da var. O yüzden ben böyle hem blog yapıyorum hem onlara koşturuyorum yani. Şöyle hazırladım. Kaşlarım önüme gelmesin diye kaş bantladım ama hasta gibi iki tane. Eşan da yapıyor böyle, iki tane çıkartıyor. Genç kızken de çok kadar. Şimdi ben nasıl kullanıyorum? Ben böyle kullanıyorum. Onu göstereyim, hızlı hızlı sereceğim ondan sonra. Çünkü acelem var. Az bir şey büyütüm var. Sizde de hastalık mı böyle? Tatile matile gitmeden önce ev tertemiz olacak. Çamaşır kalmayacak, ütü kalmayacak. Her şey böyle güzel olacak falan. Temiz olacak. Ha? Hastalık mı sizlere? Yufkayı 4'e bölün. Büyük yufka. Küçük yufkası 2'ye bölün. Yağlı kağıt seriyorsanız aslında yağ sürmenize, dökmenize gerek yok. Tepsiye. Zaten şimdi sosla birlikte yağ da girecek buna. Sonra kenarları keseceğim. Şimdi sos taşmasın diye kenarları bıraktım.
Konuşturmayın beni. Takip edin, vlogum uzun olmasın. Öne, arkaya, sağa, sola. Bitti. Bir tane yufka böyle gitmiş oldu. Anladınız? Elinizde koku alıştırmayın. Yani. El girecek yemekte. Bakın yapacak bir şey yok yani. El girer. Yine aynı işler. Ben iki yufka alta, iki yufka ortaya, iki yufka üste yapacağım. Konuşturmayın. Hızlıca seri. Sanki siz konuşturuyorsunuz. Ne yapayım, bu insan konuşası geliyor. Yani şimdi annem falan yakın olsa giderim annemle, hani sohbet ederim, konuşurum falan filan hani. O zaman kız kardeşim yok, annem uzakta. Ne yapalım? Konuşuyoruz işte. Açık derdi. Bir de buradaki bazı arkadaşlar falan böyle hiç anlayışlı değiller şimdi. Kendi annesi burada olunca, kız kardeşleri falan burada olunca onlara şey geliyor hani, çok kolay geliyor. Halbuki ne bileyim ya, şöyle bir düşünseler. Zor yani, zor. Gerçekten zor. Tamam, eşim benim her şeyim. Hani hem arkadaşım, hem anam, hem babam yeri geliyor. Hani dostum, her şeyim oluyor sağ olsun. Ama yani sonuçta insanın böyle konuşmaya da ihtiyacı oluyor bazen yani. Adam her dakika dilimde mi otursun konuşacağım diye. Aç kalırız, aç. Vallahi millet zaten şey, burada da öyle düşsün diye bekler böyle, birbirine düşsün diye. Uzayan o bizden olsun demezler. Türkler birbirine bir düşmanlık yapıyor, düşman. Ay hiç sormayın yani. Sormayın gitsin vallahi bak. Böyle az bir şey böyle birinden öne geç. Hemen böyle fesatlık, görüşmeyi kesme, kıskançlık. Yani bir acayip. Korona var ya, herkes bir acayip şekillere soktu bence. Kaşıkla falan almaya gerek yok. Şöyle ufalayacağım yani. Kaşıkla şimdi alıp tek olmasın. Şöyle ufalayayım ben. Yalnız yağ biraz dibine çökmüştür. Biraz da dibinden alıp ufalayayım. Çok da yağ koymadım. Çünkü bunun içinde yağıyla kavurdum ya. Yağ çökmemiş. İyi. Şimdi iki yufka alta serdim. Tamam mı? İki yufka da ortaya, iki yufka da üstte. Gene tekrarlıyorum. Var ya, su böreği gibi oluyor. Gerçekten su böreği gibi oluyor. Çok güzel oluyor. Sosuna da ben ne kullanıyorum? Size söyleyeyim hemen şöyle 2 dakikada. 5 tane yumurta, bir tanesini sarısını üstü için ayırın. 1 litre süt dökün. 1,5 çay bardağı da yağ koyun. Eğer ki içini çok yağlı kavurdum diye düşünürseniz 1 çay bardağı yağ koyun. Hani yağlı sevmiyorsanız 1 çay bardağı kullanın. Benim eşim maşallah yağı falan seviyor. O yüzden ben yağ, tuz falan bir şeyim yok. Hızlıca serip geçeceğim. Size öyle görün diye yaptım. Şimdi yarım yufka yarım yufka yapmayı da göstereyim size. Normalde yarım yufka yarım yufka da yapabilirsiniz. Ama böyle hafif buruşturarak, gördüğünüz gibi şöyle gerisine yani bu yufkayı buruşturun. Sosu üstüne dökün. Kağıda dökmeyin. Diğer yarım yufkayı da şöyle buraya buruşturalım. Şöyle. Yani böyle yarım yufka yarım yufka da yapabilirsiniz. Ben ortadakini böyle yapıyorum daha çok. Ortayı böyle yapıyorum. Üstlere gelince gene çeyrek çeyrek gidiyorum. Normalde alta da hani tüm yufkayı serip de yanlarını böyle kapak olarak da kullanabilirsiniz. Börek yapmanın bir sürü çeşidi var yani. Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır usulü.
Bu kadar. Üst katı buruşuk yapmadım. Çıkart, güzel kızarsın, şey yapsın. Ve bu da bekleyecek. Bunu da bir freşe geçirin. Böyle bir. Sos anca o ayette, çünkü yufkalar biraz kalınmış. Artı bir de hani ben 1,5-1,5 kullanırım yufkayı, belki diyordum. 2'şer yufka kullandım. O yüzden böyle bir tane daha sos yapayım ben. Onun üstüne biraz daha sos dökmek istiyorum, çünkü deneyeceğim. Deneyeceğim. Az bir şey de zeytinyağı alayım. Tamamdır. Dökeceğim hepsini. Deniyorum çünkü. Şimdi sabahki yaptığım sosun şeyini biliyorum, ne kadar kullandığımı. Şimdikini de böyle tahmini biliyorum. Bir daha yaparken de o şekilde yaparım yani. Hadi bakalım. Yüzüm çekmeye başladı bile. Çünkü ben kestim ya, böyle dilimledim ya onu. O şimdi iyi oldu yani. Çekmeye başladı bile. Evet, bu 12, bu 12. Yumurtasını koyalım. Ayrıca da bir kaşık alayım. Saçın gene horluyor. Tarkin Bey, bu arada kısa videolarımı, short videolarımı da seyrederseniz sevinirim yani. Short videolarımı seyrederseniz sevinirim. Hep video istekleri geliyor. Hani makyaj üstüne olsun. O taşı yapacağım zaten. Diyorum ya, bir şu karavana gidelim, gelelim, bir rahatlayalım. Ondan sonra ben sizin için yapacağım o taşın videosunu. Oğucan'dan da rica ettim. Satış için bana yardımcı olacak. İnternet sitesini falan yapacak. O taş çoğu yerde var ama ben gerçekten en kaliteli yerden buldum. Çünkü 5-6 yerden aldım ve denedim. Artık insanlar hile hurda karıştıra karıştıra gerçekten insanların hani cildine de zarar veriyor. Kesesine de zarar veriyor. Dangalaklar. Ama şimdi en güzelini buldum. En güzel yerden buldum. En güzelini buldum. Ve tohumu baya baya çok yaptım. Çok şükür. Eşim sağ olsun. Şimdi kalan yufkaları da ben şöyle koyayım. Ben normal için baktığımda hemen bununla bir sigara böyle sarar. Buzağı öyle atarım. Böyle yufka mı koydum yufka? İşte. Karavana şey gidecek diye. Benim içeride de bir buzdolabım var. Bu buzdolabımın yarısı da buzluk zaten. Hani buzluk dipsiz kuyu falan diyorsunuz ya. Benim buzluğumdaki şeyler çok çabuk bitiyor zaten. Hani attığım, hani öyle çok uzun uzun bekletmem yani. Hani yazın koy, kışın ye falan değil benimki. Koy bu hafta koy, öbür hafta bulama falan yani benimki. Biricik minnoş sebebi. Biricik. 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 Uyuyor, uyuyor. Uyuyor, uyuyor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Uyuyor tatlım aman. Size göstereyim. Bak, bak. Bak hele, bak. Hemen tutunuyor. Hemen tutunuyor hemen. Hemen tutunuyor hemen. Gördüğünüz gibi o maşallah değil. Maşallah değil. Kızıma maşallah değil. Maşallah. Maşallah deyin ya. Maşallah deyin benim kızıma ya. Ona da bir süt yapayım. O sütünü içerken de ona azıcık videoyu çekeyim. Kısa videolar yapayım mesela, koyayım. Kısa videoları izleyin. Biricik'in kısa videoları var. Onları izleyin. Çok güzel yemek yiyoruz artık yavaş yavaş. Böyle ezilmiş etleri, metleri böyle yalayıp götürüyoruz çok güzel yavaş yavaş. Önce bir sütünü içelim. Azıcık süt içsin. Ondan sonra da az bir şey de. Ne istiyorsun? Acıkmış, acıkmış. Ben gidiyorum. Acıkmış.
Buyurun inanmıyorsanız. İnanmıyorsanız buyurun. Benim minik kuzum nasıl yiyor görün. Gel niye gidiyorsun? Doydun mu? Ay azıcık yedi. Come here. Gel. Biricik. Gel kızım. Gel kızım. Ben ona böyle elimle eziyorum iyice. Hani hiç şey kalmıyor. Tel tel ayrılıyor etler. Gel. Gel kızım buraya. Gel ağzını yağsa iyice sürdü oralara. Yeni yıkadım ben. Yeni yıkadım. Gel. Tarçın taşın beni ağlıyor sadece kavlayacak orada. Benim ses tonu değilsin hemen havlamaya başlıyor tarzında. 2 dakika video çekecektik. Şurada çıp 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 yiyordun ne güzel. Gel. Ne güzel yiyor bu. Yiyin. 2 dakika yesin. Ben böyle kemikli eti pişiriyorum. Kemiğiyle birlikte, iliyle, kemiğiyle birlikte pişiriyorum. Ondan sonra ekmekleri böyle kare kare içine doğruyorum. Dün keşfettik bunu da böyle yediğini. Ellerimi yıkayayım ben de. Çok fenasın ya. Dün Eşen çorap katlarken ve çamaşırları katlarken bir tane çorabı aldı böyle oynuyor diye biz de bıraktık. Onu oradan oraya oradan oraya taşıyor şimdi. Neredeyim neredeyim? Ozi gene kaçtı. Ozi'yi yakaladı. Çok da çocukları aldım. Çocuklar hemen koştur koştur gittiler selfie aldılar. Hava sanki çok sıcakmış gibi. Hı? Eşo. Ben de ne yaptım? Birkaç eksik var. Tarçın'la İnci'nin ödül mamaları yoktu. Ödül maması. Onları şimdi kampa gideceğiz ya orada oynatırken falan hani ödül maması vererek eğitebiliyorum işteyse. Onu aldım. Başka başka. Şundan alalım bir tane de. Bu yağ da güzel. Helal. Devam ediyorum. Şimdi Ozi'yi bulmuşken 3 paket su alırdım. İçme sularımızı da aldım. Eşen popcorn aldı. Bir tane de yedek süt aldık. Çöp poşeti. Eşen şimdi çips seçiyor. Eşo, oralar şeker. Çips bu yanda Eşo. Dur şaba Allah aşkına. Keyfe bak. Hadi. Marshmallow'unu aldık. Buradan marshmallow helal değil. Bunlar kocaman kocaman ama helal değil. Bırakmadın oğlum rafta. Hiç bırakmadın lan. Neyse. Ön tarafta falan varsa oradan da alalım. He? İstiyor mu? Evet. Tuna balıklarımızı aldıktan sonra. Eşo. Devam. 1 dolar indirmişler çikolataları. Ne yapalım? Hepsinden birer tane alalım mı? Şey olmasın. Haksızlık olmasın yani. Mars özellikle çok severim. Şundan alamadım. Şundan alayım. Bir de Snickers alalım. Ay onu da sen al.
Oğlum düşürdüm ya. Sorry. Hah. Hadi. Başka. Şuraya girelim bir de. Kostan çıktık. $200.40 tuttu. Ve yağmur. Ay nasıl güneşken girdik de şimdi yağmur. Arabayı getireceğim. Siz orada durun, ben getiriyorum arabayı. Evet. Döktüğüm tozu da çekmiş yani. O kadar güzel şişmiş ki. Kabarmış. Evet, bu da çok güzel olmuş. Su böreği gibi oldu. Eminim ben buna. Ve hemen fırın çalıştırdım. Atıyorum fırına. Evet, bu peynirli böreğim. Görüyorsunuz ne kadar kabardığını. Bu da kıymalı böreğim. Görüyorsunuz ne kadar kabardığını. Piştiler. Şimdi üstlerini biraz ıslatmam gerekiyor, kuru olmasın diye. Üstlerini ıslatayım, bir de örteyim. Sofra bezi gibi bir şey. Yumuş yumuş olsun. Ondan sonra da keserim. Sıcakken kesmeyin, şey olur, hamur olur. Biraz soğuyunca kesiyorsunuz. İnci bebeğini koruyor, toptan koruyor. Top gittiği zaman topun önüne gidiyor bebeğe gitmesin diye. Na, yerine İnci. Yerine otur. Şşt, İnci. Yerine. Yerine. Oradan müdahale edeceksin. Bebeğine diyor ki kenarda dur. Vallahi hareketlere bak. İnsan gibi ya. Topu müdahale ediyor bebeğe gelmesin diye. Bak. Çok fenasın İnci. Sütü dökmeyelim ama, olur mu Ozi? Bak nasıl tutuyor, nasıl tutuyor. Bak bak gitmesin diye. Bak bak. 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 Gitmesin diye tutuyor, yemin ederim gitmesin. Top gelecek ona diye tutuyor ya. Anneliğe bak ya. Kulaklarından çekiyor. Şimdi oradan girdi bizim cimcime. Daha giremedi. Ha, girdi. Biricik şimdi şuradan çıkacak. Geliyor mu? Ha, orada daha orada. Saklandı aklı sıra ha. Bak bak geri çıktı. İnci yerine kızım. Yerine kızım. Sit. Bak. Oraya fena alıştı baksana. Ne yapıyorsun sen orada? Ha? Ne yapıyor? Bebeğim ne yapıyor? Oraları mı ısırıyor? Cık. Oyun yapıyor kendi. İnci, yerine kızım. Otur. Otur. Good girl. Aa, şimdi çıkacak şuradan. Geliyor mu? Peki be. Peki.